Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar. İsmim Mitat. Bizim mahallede Osman adında bir abimiz vardı. Gerçekten herkese abilik yapmıştır. Parası olmayana para vermiştir. Derdi olanın derdini dinlemiştir. Tam bir mahalle abisiydi yani. Çok severdik onu. Gel zaman git zaman Osman abi askere gitti. Ne olduysa da orada oldu. Askerden döndükten sonra çok değişmişti. Bize selam vermeden geçmeyen Osman abi Kimseyle konuşmaz olmuştu. Kendi içine kapanmıştı. Artık onu tanıyamaz hale gelmiştik. Bazen akşamları parkta toplanır, çekirdek kola alırdık. Osman abi her zaman gelirdi çağırdığımızda. Ama bu sefer çağırdığımızda gelmez olmuştu. Bir gün mahallenin gençleriyle toplandık. Bu işe bir el atalım dedik. Kimin ne derdi olduysa Osman abi her zaman koşup yardım etti. Şimdi sıra bizde. Osman abinin belli ki bir sorunu sıkıntısı var. Onun içine kapanmasına, hayattan uzaklaşmasına izin vermeyelim. Hadi dedim, Osman abilerin evine gidiyoruz. Topladım 3-4 arkadaşımı, Osman abilerin evine gittik. Annesi Selma teyze çok iyi bir kadındı. Kapıda bizi görünce hemen içeri buyur etti. Osman abi yok mu dedik. Osman abiniz odasında. Biraz kafa dinliyor. Gelmek isterse bir söyleyeyim dedi. Osman abinin odasına gitti. Sonra üzgün bir şekilde yanımıza geldi. Vallahi çocuklar kusura bakmayın. Osman gelmek istemiyor. Bu aralar biraz sıkıntısı var. Ben size bir çay yapayım, kahve yapayım. Ne içersiniz?" dedi. Selma teyze biz Osman abi için geldik. Ne olursa olsun onunla konuşmamız lazım dedik. "Vallahi gelmiyor." söyledim dedi. "O zaman biz gidelim yanına." dedik ve Osman abinin odasına girdik. Başta bizi görünce sinirlendi. Ne işiniz var burada dedi. Ben de konuştum. Osman abi dedim. Sen kimin ne derdi varsa koştun yetiştin. Şimdi sıra bizde. Senin için geldik. Allah aşkına söyle. Senin ne derdin var dedim. Osman abi derin bir iç çekti. Siz benim derdime çare olamazsınız dedi. Bir anlat hele. Belki de oluruz. Anlatmadan bunu bilemeyiz dedim. Geçin o zaman şöyle karşıma dedi. Yere oturduk. Osman abi yatağında oturuyordu ve anlatmaya başladı. Askerdeyken bir arkadaşına cin musallatı olmuş. Bu da o arkadaşıyla çok samimiymiş. Ona musallat olan cinler bu sebepten Osman abiye de musallat olmuşlar. Her gece kabuslar görmüş. Nöbette cinler bununla dalga geçmişler. Bazen silahını saklamışlar, bazen botlarını saklamışlar. Sonra hiç olmadık yerlerden çıkmış eşyaları. Kaç kez komutandan bu yüzden azar işitmiş. Bunları yapanın da cinler olduğunu anlamış. Bir gün nöbetteyken bir ses duymuş. Kim var orada demiş. Sonra ağaçların arkasında upuzun birini görmüş. Bir çift parlayan gözmüş bu. Kıpkırmızıymış. Ateş gibi. Osman abi çok korkmuş tabi. Olduğu yere bayılmış. O musallatı uğrayan arkadaşına yardım etmek istediği için olmuş bunlar. Arkadaşı ona cin musallatına uğradığını söyleyince Osman abi de bazı dualar öğretmiş. Bunları okursan sana yaklaşamazlar demiş. Ama hiç de öyle olmamış. Arkadaşına yardım ediyor diye cinler daha çok sinirlenmiş ve Osman abiye de musallat olmuşlar. Tuvalete ne zaman girse içeride kilitli kalıyormuş. Kapıda bir sorun yokmuş. Ama Osman abi kapattığı zaman içeride eğer yalnızsa o kapı bir türlü açılmıyormuş. Sonra da garip garip sesler duyuyormuş. Buradayız, arkana bak, yukarı bak, yere bak gibi. Kafayı yiyormuş Osman abi. O yüzden artık kimseyi görmek istemiyormuş. Resmen kaderine teslim olmuş. Yapma Osman abi dedim. Hiç mi bir hoca yok etrafınızda? Gidelim gösterelim. Elbet vardır bir çaresi. Benim derdim ancak mezarda çözülür dedi. O kadar ümidini kesmiş hayattan. Tamam Osman abi dedim. Madem senin iyileşmeye niyetin yok, o zaman hocayı da biz bulacağız. Mahallenin gençleriyle araştırdık. Nerede kimi tanıyorsak herkese sorduk. En sonunda bir hocanın ismini verdiler bize. Koşa koşa Osman abilerin evine gittim. Selma teyze açtı kapıyı yine. Osman abi evde mi dedim. Evde, geç buyur dedi. Hemen Osman abi'nin odasına daldım. Yine sinirlendi. Ne işin var burada dedi. Osman abi bir dinle. Bak biz bir hoca bulduk. Adam çok iyiymiş. Seni götürelim dedim. Osman abi o kadar sinirlendi ki. Beni yaka paça odadan attı. Gelmiyorum ben hiçbir yere. Anlamadınız mı siz beni hala dedi. Ben de bahçeye çıktım. Selma teyzeyle konuştuk. Selma teyze ağlamaya başladı. Korkuyorum onun için dedi. Kendine bir zarar verir diye. İntihar eder diye korkuyorum. Abuk sabuk şeyler söylüyor. Geceleri odasından sesler duyuyorum. Kendi kendine konuşuyor çoğu gece ağlayarak uyanıyor dedi. Merak etme Selma teyze halledeceğiz dedim. Nasıl halledeceksin oğlum dedi. Biz bu hoca bulduk. Hocayı buraya getireceğim. Eğer ikna edebilirsem Osman abi kurtulacak dedim. Ben de seninle geleyim. Kimmiş bu hoca bir göreyim dedi. Birlikte hocanın evine gittik. Hoca bizi güzel karşılamıştı. Selma teyze ne derdi varsa anlattı. Hoca Osman abinin bir fotoğrafını görmek istedi. Selma teyze cüzdanını çıkardı. Cüzdanında vesikalık bir fotoğraf varmış. Onu verdi hocaya. Hoca dikkatlice baktı resme. Oğlun çok kötü durumda. Her yanını sarmışlar. Bunun için size gelmem lazım dedi. Hocaya aldık Selma teyzelere götürdük. Osman abi hocanın geldiğini duyunca küplere bindi. Kapılara, camlara vurmaya başladı. Odasındaki pencereyi kırdı. Eli kan içinde kaldı. Zor zapt ettik. Salona getirdik. Osman abi dedim sende hiç mi bir hatırım yok? Allah aşkına adamcağız bir baksın. İyileşeceksin, düzeleceksin. Korkma bu kadar dedim. Korkma demesi kolay. Şimdi yanımda olanları görseydin sen de korkardın dedi. Anlıyorum Osman abi. Ne çektiğini anlamasam hocayı bulup getirir miyim hiç? Vallahi anlıyorum. Sen bana güven, hocaya güven. Tabi önce Allah'a güven. Ne olur kendini bu adama bir bırak. Bak her şey çok güzel olacak dedim. Osman abi dirense de hoca bakım yapmaya başladı. Bu musallatı Osman abi askerdeyken yaşamış. Oradaki arkadaşından geçmiş işte. Hoca seni iyileştirebilmem için yedi seans gelmem gerekiyor dedi. Osman abiden gözlerini kapatmasını istedi. Osman abi kapattı. Sonra hoca dualar etmeye başladı. Hiç bilmediğim dualardı bunlar. Daha önce hiç duymamıştım. Hatta Arapça mı ona bile emin değilim. Sonra Osman abi'ye ne gördüğünü sordu. Osman abi karanlık bir ormanda yürüdüğünü söyledi. Ormanda bütün ağaçların arkasında onu izleyen gözler olduğunu söyledi. İleride de bir mezarlık görüyorum dedi. Hoca o mezarlığa doğru yaklaş. Kimin mezarı dedi. Osman abi o mezarın kendisine ait olduğunu söyledi. Üsünde benim adım soyadım yazıyor. Bu mezar benim dedi. Sonra hoca gözlerini açmasını istedi. Bunların niyeti seni öldürmek. Sana bir muska yazacağım. Seanslar bitene kadar seni bir süreliğine koruyacak dedi. İlk seans bu şekilde bitmiş oldu. Diğer seanslarda yanında ben yoktum. Ne yaşandı bilmiyorum. Ama Osman abi günden güne düzelmeye başladı. Eskisi gibi dışarı çıkıyor, bizi görünce selam veriyordu. Bir gün Osman abiyi gördüm dışarıda. Yanına gittim hemen, selam verdim. Nereye Osman abi hayırdır dedim. Şu hoca vardı ya, onun evine gidiyorum dedi. Allah Allah neden gidiyorsun ki? Senin seansların bitmişti zaten. Bir sıkıntı mı oldu dedim. Yok yok bu seferki başka. Hoca bana el verecek. Ben de onun gibi hoca olacağım artık dedi. Sen ciddi misin Osman abi dedim. Vallahi ciddiyim. Adam benim enerjimi buna uygun olduğunu söyledi dedi. Böylelikle Osman abi her iki günde bir hocanın evine gidiyordu. Hocadan dersler alıyor, hem dini şeyler öğreniyor hem de cinler hakkında bilgi sahibi oluyordu. Zamanla Osman abinin hisleri kuvvetlenmeye başladı. Bir şey söylerdi anında olurdu. Kimin telefonu çalacaksa onu söylerdi mesela. Birazdan annen arayacak İbrahim derdi. İbrahim'in telefonu iki dakika sonra çalardı. Abi nasıl oluyor bu derdim. Nereden biliyorsun? Hoca bunun yanına üç tane koruyucu koymuş. Bu koruyucu olan cinler Osman abiye her türlü bilgiyi veriyorlarmış. Osman abi ne isterse onu öğreniyormuş. Neye benziyorlar Osman abi? Görüyor musun dedim. Görüyorum tabii. Hem de her gün görüyorum. Her gün odamdalar. Benimle birlikte kalıyorlar. Hiç de öyle korkunç bir halleri yok. Hatta görseniz siz bile alışırsınız dedi. Vallahi abi ben merak ediyorum. Eğer mümkünse bana bir zararları olmayacaksa gösterir misin onları dedim. ''Hafta sonu bize gel. Annem evde olmayacak. O zaman gösteririm.'' dedi. Hafta sonunu iple çektim valla. O kadar merak ediyordum ki onları. Bunca zaman isimlerini duymuştuk. Neye benzediklerini az çok başkalarından duymuştuk. Ama hiç görmemiştim. Hafta sonu Osman abilere gittim. ''Hazır mısın?'' dedi bana. ''Hazırım abi. Kaç gündür bugünü bekliyorum.'' dedim. ''Önce biraz sohbet edelim senle. Önden bir alıştırma yapayım. Yoksa çok korkarsın.'' dedi. Böyle deyince korkmuştum gerçekten. Ne konuşacağız abi dedim. Onlar da senin benim gibi varlıklar. Onları görünce ağzından yanlış bir kelime çıkmasın. Bak küfürdür, ne bileyim başka bir şeydir işte. Aman dikkat et gözünü seveyim. Yoksa sana kinlenirler dedi. Yok abi, bilirsin beni. Normalde de öyle çok küfür etmem dedim. Bilirim, bilirim de. İnsanoğlu işte. Yanlışlıkla ağzından çıkı verir falan. Bir uyarayım dedim dedi. Başka, başka neye dikkat edeyim abi dedim. Onları görünce korksan bile çok belli etme. Evden kaçmaya, odadan kaçmaya çalışma dedi. Tamam abi, sen yanımdasın ya, hiç sorun yok dedim. Sonra davet etti. Odanın kapısı açıldı ve ardı ardına üç tane adam girdi içeri. Boyları çok uzundu, neredeyse tavana değiyorlardı. Kapıdan girerken eğilip girmişlerdi. Bir tanesinin belinde hançere benzer bir şey vardı. Yüzleri peçeliydi. Erkek olduklarını da seslerinin tonundan anladım. Tıpkı bir erkek sesiydi. Selam verip içeri girdiler. Aleyküm selam dedim. O ana kadar bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Ama bacaklarım tir tir titremeye başlamıştı. Boğazım kurumuştu. Onların enerjilerinden midir nedir? Gözlerim yaşarıyordu. Onlara bakınca gözlerimin içinin acıdığını hissediyordum. Sanki güneşe bakmışım gibi bizden korkma Osman'ın dostu bizim de dostumuzdur dediler. Sonra o belinde hançer olan gelip alnıma dokundu. Tüm vücudum elektrik çarpmış gibi sarsıldı. Senin başın ağrıyormuş. Bundan sonra ağrımayacak dedi. Doğruydu. Bende migren vardı. Annemden geçmişti bana da. Yani öyle düşünüyorum. Anneannemde de var hatta. Sık sık başımız ağrır bizim. Artık ağrımayacağını söyledi tüm ağrıyı vücudumdan çekip aldığından bahsetti. İsimlerini, kaç yaşlarında olduklarını, hangi kabileden olduklarını söylediler. Ailelerinden, çocuklarından bahsettiler. Her birinin ondan fazla çocuğu vardı. Ben size kabilelerini ve isimlerini söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ama insanları seven bir kabile. Üstelik Müslümanlardı. Bana namaz kılmamı tavsiye ettiler. Ben cumadan cumaya giderdim sadece. Başka zaman kılmazdım. Beş vakit namazımı kılmamı istediler. Bu senin hem dünyanı hem de ahiretini kurtarır dediler. Haklılardı, bunu zaten biliyordum. Böyle birazcık sohbet ettikten sonra gitmeleri gerektiğini söylediler. Ardından Osman abi onları gönderdi. Onlar gitmişti ama hala kendime gelememiştim. Az önce burada ne yaşandı diyordum kendi kendime. Bir daha da görmedim onları. Yani Osman abiden böyle bir talebim olmadı. Tekrar çağırmasını istemedim. Ama Osman abiyle sık sık görüştüğümüz için neler yaptığını, ne kadar ilerlediğini sorardım. O hocayla sürekli irtibattaydı. Kendini de günden güne geliştiriyordu. Mahallede böyle basit hastalığı olanlara şifa dağıtıyordu mesela. Ellerine öyle bir güç gelmişti. Bakım yapıyordu. Bazı musallatlı olan hastalara yardımcı oluyordu. Osman abinin adı Olmuştu Osman Hoca. Herkes Osman Hoca demeye başlamıştı. Osman Hoca haftada bir gün cuma namazlarından sonra evinde dini dersler vermeye başladı. Mahallenin gençlerini evde topluyor, onlara Allah'ı, İslam'ı anlatıyordu. Çocuklardan çoğu bunlardan etkilenip namaza başlamıştı. Osman abinin mahalleyi ehilleştirmesinde çok büyük bir katkısı vardır. O sigara içen gençlerden çoğu sigarayı bıraktı. Aralarında madde bağımlıları vardı. Onlar da içtikleri şeyleri bıraktılar. Dine, Allah'a yöneldiler. Osman abi tam cennetlik bir adam olmuştu yani. Çocuğu alkol içen çocuğunun kulağından tuttuğu gibi Osman abinin evine getirirdi. Bunu sana bırakıyorum, ne yaparsan yap derdi. Öyle güvenirdi mahalleli ona. Bir gün yine Osman abi gelin evindeydim. Kapı çaldı. Davetsiz bir misafir. Bir kadın çocuğunu getirmiş çocuğunun her gece ağlayarak uyandığını, bazen de evde birilerini gördüğünü söyledi. Çocuk 15 ya da 16 yaşlarındaydı. Osman abi ben gideyim, sen ne yapacaksan rahat rahat yap dedim. Yok yok kalabilirsin, sorun değil dedi. Şöyle duvarın köşesine geçtim ve onları izlemeye başladım. Osman abi cinlerini davet etti. Üçü de içeri girdiler. Ben görmüştüm ama ne kadın ne de çocuk görebilmişti. Cinler gelip Osman abinin kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Osman abi de çocuğa ve annesine bunları anlatıyordu. Sonra bir muska yazdı. Çocuğa verdi. Bunu üstünden çıkarmadığın sürece rahat rahat uyursun dedi. Kadın teşekkür ederek Allah razı olsun diyerek çıktı evden. Ben de sordum. Osman abi dedim. O giren koruyucuları kadın ve çocuk görmedi. Ama ben nasıl gördüm dedim. Seninle zaten tanışmışlardı saklanacak bir şey yoktu üstelik senin benim dostum olduğunu da biliyorlar dedi zaman geçtikçe Osman abi'nin ünü öyle bir yayıldı ki Osman abi insanlara yardım etmekte yetişemez hale geldi ne zaman baksam evlerinin önünde farklı farklı arabalar olurdu bazen çok düşük markalı arabalar bazen de çok lüks araçlar gelirdi Osman abi bunlarla ilgili asla para kabul etmezdi yalnızca kurban verilmesi gereken durumlarda onlardan kurban parası isterdi. Bu da her zaman olmazdı zaten. Ne adamlar gördüm. Bir çuval para teklif ettiler. Osman abi yine kabul etmedi. Gözümle görmesen vallahi inanmam. Osman abinin halası Belçika'da yaşıyordu. Bir gün Osman abi'ye telefon etmiş. Osman demiş, oradaki insanlara yeterince yardımcı oldun. Allah senden razı olsun. Ama burada da bir sürü Türk var. Hatta yabancılardan da böyle musallata uğramışlar var. Onların burada kimi kimsesi yok. Çaresi yok. Burada bir hoca yok. Biraz da gel buradakilere yardımcı ol demiş. Osman abi de kabul etmiş. Tası tarağı topladı, ailesiyle birlikte Belçika'ya yerleşti. Sonra da iletişimimiz yavaş yavaş koptu. Osman abi'nin sesini bile duyamaz oldum. Fakat öyle bir zaman geldi ki mahallede dedikodular artmaya başladı. Bazı kişiler Osman abinin kaldığı evin ışıklarının yandığını söylüyordu. Fakat orada kimse kalmıyordu. Tuhaflık da burada başlıyor zaten. Işıklarının yanması bir tarafa, Osman abiyi gördüğünü bile söyleyenler oluyordu. Kimisi bahçede gördüğünü, kimisi pencereden bakarken gördüğünü söylüyordu. Kimse o evi tutmamıştı. Ev boş kalmıştı. Biz de seneler sonra o mahalleden taşındık. Osman abi'ye de bir daha ulaşamadım. Hatıralarımda kaldı hep. Dilerim Allah'tan işi gücü rast gelsin. Allah bu dünyasını da ahiretini de cennet etsin. Ömrü uzun ve hayırlı olsun. Olsun ki daha birçok yardım isteyene yardım edebilsin. Hikayemi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.